Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının ilanının ardından ayağının tozuyla deprem bölgesine gitti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Malatya'ya giden Kılıçdaroğlu oradan Kahramanmaraş'a geçti. Çadır kentleri ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu depremzedelerin taleplerini not etti. Geceyi de Mansur Yavaş'la birlikte bir çadırda geçirdi. Son bir aydır ısınma yöntemimiz bu şekilde. Evet. Bütün bu yaraları saracağız. Hiç endişe etmeyin. Beraber olduğumuz sürece bütün bu sorunlar aşılır. Cumhurbaşkanlığı adaylığının ardından ayağının tozuyla deprem bölgesindeydi. Önce Malatya, ardından da Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. Sizin kaç kaybınız var? Benim anne babam kaybettik. Ev tamamen yandı. Evet. Yani bedenini çıldırmadık. Benimki de kayıptı. Hanımımla bir özürlü hasta kızım vardı. Kayıptı. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. CHP lideri Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş'ta geceyi çadırda geçirdi. Yanında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Çadır çadır gezip depremzedelerle buluştu. Ayaklarınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Merhum ve merhumelerin ruhuna el Fatiha. Mekanlar cennet olsun. Ölürüm ben ölürüm. Kılıçdaroğlu'nun çadır kentte görenler dertlerini anlatmaya başladı. Bir ay oldu, ne çamaşır makinamız var, ne doğru düzgün banyo yapabiliyoruz, ne doğru düzgün iyi biçebiliyoruz. Bıktık artık, gerçekten de bıktık. CHP lideri geceyi geçirdiği çadırdan katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili süreçte yaşananları anlattı. Çok önemli bir görev üstlendiğimi farkındayım. Deprem bölgesini hiç unutmadım zaten, hiç aklımdan da çıkmadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise hatadaydı efendim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gittiği koordinasyon merkezinde son durumla ilgili bilgi aldı. Depremin yaralarının sarılabilmesi için merkezi hükümetle belediyelerin koordineli çalışması gerektiğini söyleyen Akşener, deprem bölgelerinde toprak satışına asla müsaade edilmemesi gerektiğinin altını bir kez daha çizdi. 14'ünde seçim var. Bu seçime yönelik gene aynı aymazlıklar, aynı kutuplaştırmalar, aynı kurnazlıklar yapıldığı takdirde yazık olur buralara. Seçim öncesi kutuplaşma uyarısı yaptı, depremin yaralarının hep birlikte sarılması gerektiğini söyledi. Belediyelerin imkanları artık yetmez. Merkezi bütçenin mutlaka devreye girmesi lazım. Vatandaşımız, milletimiz üstüne düşeni yaptı ama onların da artık imkanı kalmadı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hatay'daydı. Bugün eğer belediyelerin yaptığı yardımların önüne geçip de ona AK Partili bir sistem haline getirecek bir yol bulunuyorsa ayıptır, günahtır. Bari burada bu yangından mal kaçırma eylemini bırakın be kardeşim. Günahtır, ayıptır. Deprem bölgelerinde toprak satışına yasak getirilmesi gerektiğini söyledi. Madem ki bu iktidar ikide bir dış güçler diyor, işte dış güçler böyle dönemlerde devrede olur. Onun için buna dikkat edilmesi lazım. Deprem sürecinin koordine edilemediğini öne sürdü. Bir araya gelseydik, fikirlerimizi söyleseydik, bütün imkanlarımızı bir araya getirseydik bu deprem nasıl yönetilirdi? Deprem esnasında biz rakip değiliz. Akşener, Kırıkhan'da da incelemelerde bulundu. Sahra Hastanesi, Çadırkent ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait gemiyi ziyaret etti.